Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere videomda Coffee markasını duymuşsunuzdur arkadaşlar. Yani kahvesi ucuz, evet, ama genelde halk olaraktan herkes biliyordur bence. Çoğu yerde şu an şubesi de var. Özellikle Kadıköy'de 2-3 taneden fazla var. Kahvesi çok değil arkadaşlar. Yani kaliteli bir kahve beklemeyin o fiyata zaten. Ben daha çok böyle bubble olanlarını alıyorum. Şöyle içtim ama altında kaldı. Bunları arkadaşlar şöyle Chibo'nun kahvesini aldım. Carrefour'da indirimdeyken bu. Onunla deneyeceğim. Evet, şöyle iki kaşık başta. Sıcak suyla harmanlayacağız. Şöyle zift gibi. Bazılarımızın çok sevdiği, bazılarımızın nefret ettiği bir kahvedir. Sonra buzlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle koyalım. Soğuk suyumuz varsa soğuk su da katabiliriz. Ben direkt bubble'ları, sıcağa gelemiyorlar arkadaşlar. Direkt buzlarımızı atıyorum. Şöyle biraz erisinler. Şöyle buzlu biraz. Daha sonrasında sıcak değil soğuk suyumuzu ekleyeceğiz. Son isterseniz bizim benim daha önceden de şeyim vardı, videolarda görmüşsünüzdür. Kent'in karamelli bir de frambuaz olur arkadaşlar. Bubble'lar frambuaz olduğu için sosu da frambuaz olacağım. Şey farklı gelebilir çünkü. Frambuazlı. Karamelliye karamelli atacağım. Karamelli kokusu müthiş. Şöyle kenarlarından. Şöyle arkadaşlar. Onu sıkıca kapatalım. Şöyle kahve. Yani fiyatına göre evet kötü değil bu arada arkadaşlar. Gayet iyi. İstiyorsanız süt de katabilirsiniz. Ben süt katmak istemedim. Bu arada arkadaşlar son zamanlarda pipetlere gelecek konu. Pipetleri söyleyeceğim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi karamelli, bubble tea'li soğuk kahvemiz. Espresso'muz diyelim buna. Bakın arkadaşlar pipetlerde çok kötü oldu. Ben soğudum bu markadan, Coffee'den. Yoksa fiyatı evet iyiydi, idare ederdi. Bazı arkadaşlar var mesela hatta şey diyorlar. Ucuz diye mesela arkadaşlarıyla Coffee'ye gidenler de vardır. Hani pahalı kahve içmek istemeyen olabilir. Haklı herkesin. Yani ne kadar para kazanırsanız kazanın. Vermek istemeyebilirsiniz bir kahveye 80 lira 100 lira. Ne kadar çok sevdiğiniz arkadaşınız bile olsa gidip bir kahve içmek istiyorsunuz. Uyguna içebilirsiniz bence Coffee'de. Ama tadını tabii sevmek yani sıkıntı olabilirsiniz. Eğer kahveyi gerçekten seviyorsanız ve gerçekten kahve içmek istiyorsanız yanınızda kimin olduğunu ya da vakitin nasıl geçtiğinde bir önemi yoksa Coffee'ye gidin derim. Her neyse arkadaşlar pipet diyorduk. Pipetin kalınlıkları arkadaşlar. Şimdi bubble tea'leri bubble'ları bu pipetlerden eskiden geçen şekillerde olanı vardı. Kalın pipetler. Şu anda normal pipet veriyorlar arkadaşlar. Normal pipetten zaten geçmediği için ya da geçerken onların ince bir dışı patlıyor. Patlıktan sonra bu bubble'ın bir tadı anlamı kalmıyor arkadaşlar. O yüzden de bence kötü oldu. Her neyse arkadaşlar evde bile daha uygun, daha kaliteli yapabilirsiniz ki zaten Starbucks, Gloria ya da ne bileyim Nevada, Mikel, aklıma o kadar çok kahve markası var ki artık Caribou ya da bla bla bla.
vesaire arkadaşlar. Hepsinin amacı oranın kirasını, hizmetini, çalışanların ücretini, maaşını, primini, sigortasını ya sizden çıkarmak arkadaşlar. O yüzden bu kadar pahalı. Yoksa kahve fiyatları çok arttı falan diye bu kadar da abartılmaması gerekiyor. Normal kahveleri gördüğünüz gibi mesela bu kahve Starbucks'taki bir kahve ama bakın ne kadar kahve içiyorsunuz. Ki Starbucks kahveleri de Türkiye'deki yanlış hatırlamıyorsam kendilerine ama mesela Amerika'daki Starbucks Nestle'den alıyor diye biliyorum ya da birkaç markadan. Yani Nestle ile aynı yani Nestle, Nescafe ki bazen oluyor ki Jacobs'un, Chibo'nun kahveleri de Nescafe gibi hatta daha da güzel olabilir. Ben mesela Jacobs'cuyum arkadaşlar. Nescafe sevemiyorum. Her neyse böyle kahve yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz ne? Onları da merak ediyorum. Lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir de size Beta Tihan var arkadaşlar. Eminönü'nde. Oradan önceki videolarda görmüşsünüzdür. Şöyle canınız çekecektir umarım arkadaşlar. Yani ama kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi çikolatalar var. Yine onlardan aldım. Bu sefer yuvarlak küçük değil. Büyük üçgen. Kajulu. Şu şeyleri sanırım yanlış almışım. Bunu bilmiyorum ustamda ama tadı güzeldi. Şu çilekli, kuru çilek, gül, yaban mersini var. Beyaz çikolata. Bunu normal sütlü çikolata üzerine gül, beyaz çikolata, yaban mersini gibi bir şey vardı. Şurada da frambuaz, çilek. Üçü birbirinden güzel ama çok çeşitli var arkadaşlar. Bu arada orada hani böreğinden tutun, çay içebileceğiniz, dinlenebileceğiniz bir yer. Mehmet Efendi kahveleri vardı. Onun az ilerisinden kalıyor. Biraz daha nasıl diyeyim? Metro istasyonuna yakın. Haliç metro istasyonu. Yeni yapılan köprü vardı. Güzel tasarımlı olan. Balık ekmekler tarafında da ki diğer. Balık ekmeklerden Haliç Köprüsü'ne giden kısımda içte solda kalıyor. Baharatçılardan çıkınca Mısır Çarşısı'ndan orada görebilirsiniz. Yani müthiş. Ben tekrardan sevdiğim için, aldığım için size de göstermek istedim arkadaşlar. Ben mesela çok beğendim. Böyle şu 3 parça burada 150-200 lira tuttu. Kesinlikle ama tadına değer. Kaliteli ve fiyatı bence uygun. Her neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Denememesiz bir varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kanalımı takip edin. Videomu beğenmeyi çok sevmişsinizdir. Elinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.